Yeni bir Murat yaratacağını vaadini veriyor yani, öyle İşte mi? Projede bu zaten yeni bir Murat yaratacak. Belki de projenin başlangıcı bu zaten. Değil mi Berke? Aynen kanka demek istiyorum sadece. Olsan. Yani Murat'a iki yüzlüsün dediğim zaman bana kızıyordu. Şimdi bir yüzünü gördük. Şimdi diğer yüzünü göstermeye çalışacakmış benim anladığım kadarıyla. Yani burada... Sonuç aslında net olarak belli. Kendisi de ifade ediyor. Biz onu tanıdık diyorsun yani. Aynen. Yani Murat arkadaşım ama iki yüzlü bir arkadaşım. Yani böyle de demeyelim. Yani. Hayır, kendisi zaten bunu gösteriyor. Evet, canım ben bir araya girebilir miyim? Evet Berk. Burada iki yüzlü diyor ya Oğuzhan. Mesela iki yüzlü derken kendi yaptığı bir şey var. Anlatmak istiyor mu bilmiyorum. Tabii Buse, sen anlat biz dinleyelim. Ben senden bir dinleyeyim gerilmeden anlat bana. Buse ile kızlar evinden gelirken Oğuzhan'ın Buse ile bir diyaloğa geçmiş. Oğuzhan'ın bahsettiği bir şeyler varmış. Bence kendisinden bir dinleyelim. Sonra iki yüzlülük konusuna tekrar geri dönelim diye düşünüyorum ben. Nedir o? Anlatmak ister misin Oğuzhan? Buse ile benim aramdaki arkadaşlık. Buse ile düşman değiliz. Buse ile... Ya ben de şaka olabileceğini söyledim. Ne söyledik ki? Söyler misiniz? Biz öğrenelim Oğuzhan bu diyaloğu. Ben anlatayım mı Oğuzhan? Tabii sen anlatabilirsin Buse. Biz robottan izin aldık çünkü Oğuzhan'a dedim ki senin burada ne işin var? Dilara gitti dedim erkekler evine. Dilara da neyse. Dilara gitti söyleyeceğim onu da. Dilara gitti, erkekler evine gitti, sen niye buradasın dedim. Ben de anlamadım, değişik oldu dedi. Dedim gel robottan izin alalım, ben de gitmek istiyorum. Sonra ikimiz izin aldık, robot da izin verdi. Gidiyoruz, yolda giderken işte kablolar falan var yani. Orada ben takılıp düşüyordum. Hani işte şöyle bir destek aldım. Ondan sonra devam ettik yolumuza. O sırada başka şeyden konuşuyorduk. Kırmızı Oda'nın orada. Hani Oğuzhan gel ya biz Kırmızı Oda'ya girelim dedi. Ben de dedim ki yani saçmalama dedim. Hadi devam edelim. O sırada da işte su içiyoruz bir yandan. Ondan sonra o da dedi ki biz de kendi konseptimizi kendimiz yaratırız gibi bir cümle dedim. Nasıl yani? Sonra orada neyse öyle bir yine üstü kapalı bir şey söyledi. Sonra devam ediyoruz. Erkeklerimle girerken de yok mu dedi el ele girip milleti şok etmemiz. Ben de dedim ki bu şakayı kimse kaldıramaz. Yani çok büyük bir patlama yaşanır. Bu şaka şu an kaldırılacak bir şaka değil. Bizim aramızda bir sonuçta bir geçmişten gelen bir konu var dedim. O da yani onu söyleyeceğim mi bilmiyorum. O da şakaysa söyle, bilemeyeceğim. Söyle. O da dedi ki biz de şaka yapmayız o zaman dedi. O şekilde sonra eve girdik yani. O açıklama yapacağım dedi. Açıklamayı çok merak ettim. Tabii yaparız. Bu biraz galanın bombası olmuş. Evet. Ben de bir saniye bitmedi. Evet. Ben bunu aslında söylemeyecektim. Çünkü sonuçta evin içinde olan bir muhabbet değil. Tamam bu ortamda gelişmiş bir muhabbet ama ben hani Dilara'ya gidip hani bunu söylemek istemedim açıkçası. Yanlış anlar. Şaka yaptım yapmadığımı ben de anlayamadığım için, algılayamadığım için ortalık karışmasın diye söylemeyecektim. Ta ki Mert'in yanına gittiğimde Mert'in Dilara'nın Mert'e yapmış olduğu yorumu duyana kadar. İşte bence Mert sana bir şey söyleyeceğim. Bence Buse'yi sen yüksek değilsin. İşte duvar gibi duruyorsun. İşte bilmem ne böyle böyle hissediyorum gibi söylemiş. Mert de kendini izah etmiş. Hayır çok da ciddiye giden bir durumumuz var. Yani biz dışarıda da konuşuyoruz. Ben böyleyim. Yani bu benim mizacım diye açıklamada bulunmuş. Ben de o sırada tabii ki de yükseldim. Benim ilişkime çomak sokacaklarına gitsinler, kendi ilişkilerini sorgulasınlar diye bu olayı anlattım. Mert'i orada sakinleştirdim. Yoksa o orada konuşmak istedi. Ben dedim ki Dilara var yanında. Hani sonuçta çok vakitleri de yok. Bırak burada vakit geçirsinler. Zaten gala bunun için var dedim. Galada konuşursun. Bu şekilde gelişti olay. Dilara senin niye böyle bir Mert'e... Benim anlayamadım dertlerinin ne olduğunu, ilişkilerimle olan dertlerini de anlayamadım. Merak ediyorum zaten açıklamayı. Çünkü meselenin bu tarafına geçince buraya geri dönemeyeceğiz. Önce burayı bir halledelim. Şöyle dedim ki sen sanki bir şey hissetmiyorsun. Hani yüzün mahkeme duvarı. O da bana dedi ki silah siz... mı dayıyor bir dakika bir ben konuşuyorum niye araya atıyorsun? Arada sen de dalıyorsun biraz da ben dalayım. Nasıl bir şeymiş anlamadım. Ne zaman daldım ben? Devam Dilara. Dedim ki hiçbir şey bir şey hissetmiyorsun sanki dedim hani bir hoşlanma falan. Dedi ki ya ben baş başayken çok farklıyım. Kameranın önünde kasılıyorum gibisinden bir şey söyledi. Ben de konuyu kapattım hani niye fikrimi söyleyemeyecek miyim? Bana hiç gelip söylemeyip de gidip direkt Mert'e senin ne diyaloğun var ki gidip de Mert'e direkt böyle bir şey söylüyorsun. Bu samimi bir şey değil çok Dilara. Çok kötü bir şey söylemedim bana ki. Bana elinin altına sığınma. Gelip bana daha hiçbir kere bile Mert'le ilgili ne sordun, ne ilişkimi sordun.
Hani arkadaşız ya. Oturuyorduk, ne bir şey aklıma sordun geldi, ya da bana yorumunu hiç söylemedin ki Mert'le alakalı. Gelip ya Buse, Mert'le hani soru işaretlerin var mı? Ben dışarıdan bir göz olarak böyle düşünüyorum. Hiç söyleme. Fırsat olmadı ki ona söyledim. Nasıl fırsat olmadı? Ya biz aynı evdeyiz. Erkekler evine daha az gidiyoruz. Buradayız ya biz. Üç kişi gidip dedikodu yapacağına geldi bana konunu anlat o zaman. Söylemek zorunda da değilim sana. Allah Allah, kabul de etmiyorlar ya. Bir şey değil mi Öykü Hanım? Buse buraya oturuyor, farklı bir karakteri bilmiyor. Hiçbir bile ben objektif olmadığınız için... Objektif olmanız için söylemek belki zorunda bir şey, da değilim keşif olur dediğin size zaman olmuyor. Çünkü illaki Mert dönüp bir şey söyleyecek ve siz yine karşı karşıya geleceksiniz. Yani bunun gizlenmesi ya da konuşulmama ihtimali yok ki. Ya doğru da işte ben zaten ona da söyleyecektim, bir anda unuttum yani. Aynen hep öyle oluyor. Bir karakteri değişti. Bir de hep öyle Aset oluyor. Niye başını kaçıncı sallıyorsun? Denk gelmesi? Ben bilerek yapmadım ki. Karakteri değişiyor deyince niye başını sallıyorsun? Fırsat olmadı. Buse ile ilgili Dilara'nın söylediğini niye böyle... Burada herkes ikili oynuyor ki kendilerine önce bir baksınlar. Ya benim de derdi varmış, ne derdi varsa. Önce bir kendilerine baksınlar. İkili oynuyor burada herkes. Biz oynayınca da kimse bizim karakterimizi sorgulamasın yani. Ben neysem oyum. Ne yorum yapıyorsam da o yorumu yapıyorum. Sadece bana burada da dokunan şey... Salak gibi kendimi enayi hissettim. Evet. Gidip bir de Dilara'ya duyduğum bir şey olduğunda hani bilsin diye gidip söylüyorum. Arkadaş ya, arkadaşım diye gördüğüm kişinin benim arkamdan gidip de şu an flört ettiğim adama böyle bir yorum yapması. Sen niye bunu bana dokunabilir? O yüzden ben yine söyledim. Ya sen gidip de çocuğa... Senin buyun sen zaten, küçük ne, şeyleri abartıyorsun. Abartıyorum, bu benim hassas noktam demek ki. Gidip de şöyle konuşmak da var. Gidip insan gibi... Diyebilirsin. Hey Mert, sizin nasıl gidiyor? Hani ilişkiniz nasıl? Merak ediyorum. Çok yansıtmıyorsun ya. O yüzden bir analiz yapamıyorum ama merak ediyorum deyip gidip konuşmak var. Bir de sen bence bir şey hissetmiyorsun. Abi ben öyle sen söylüyorum. Sen nereden bileceksin ki hissedip bize? Bir git al, sen şimdi ilişkini sorgula. Hadi bakalım. O sana kalmamış. Onu bana bırak. Peki. Sen... Yapıştırsana. Sana bir yapıştırayım burada. Yapıştır. Bak, yapıştır. Sen ne yapacaksın? Sen niye burada değişiyorsun? Sen değişiyorsun. Sen değişmişsin. Sen niye bir arkadaşı değişiyorsun? Olayı anlattım, dokunup gelip beni. Bana patlama. Bunu uzatarım seni. Ya, burası şey. Burası orası. Bu saçların varsa sen bunu uzatarım. Hadi bir tut bakalım. Önüne dön ya. Kızlar hiç çalışmıyor ama. Ben seninle muhatap olmak istemiyorum be. Dön önüne. Yazıklar olsun. Dön önüne. Allah'ım ya. Bak kışkırtıyor beni. Hiç de sen kendin bulaştın kızım, ben mi kışkırttım? Tamam, sakin olur musunuz? Peki. Beylere döndüğüm zaman. Mert'ciğim nasıl bir cevap bekliyorsun? Şu an burayı hiç düşünmüyorum, ben şuradayım. Şuranın yorumunu merak ediyorum. Şuranı bir dinledikten sonra karar vereceğim. Yani şu an tamamen buradan gelecek yorum bekliyorum ben. Ya bu tarafta ne konuşuldu hiç dinlemedim bile o derece. Dilara, tartışman gereken konular bunlar değil, bilgin olsun. Tabii ki de. Şu ben an de burayı merak tartışman ediyorum lazım. Burayı tartışan yere boş boş onlarla tartışma, gerek yok. Sen şu an buraya odaklan. Burayı tamam, tartış. Açıklamasını bekliyorum tamam. Ben de. Ben de orayı bekliyorum. Şu an uzatıyorsunuz ya kendinizle böyle tartışarak. Sen burayı bir konuş ilk önce, burayı bir dinle. Sonra zaten evde tartışırsın ama burayı. Ama önce bu konu konuşuluyor ya, sonra gelecek. Tamam, bu konu konuşuluyor ama bak konu açıldı. Siz kendinize gerginlik yaratıyorsunuz. Asıl gerginlik zaten burada. Burayı dinlememiz lazım, orayı değil. Buradaki gerginliğiniz her türlü hallediliyor. Sizin burada aranızda devam eden bir şey. Var Mert. Absürt olan Can bir şey bu. Can orası değil. Burada bir sıcak orası bir yükselme, orası sıcak ya. Yükselme var. Ama asıl önemli olan taraf bu taraf şu anda. Her şeyde erkekler tamam, peki. Zaten. Sakin olun. Bu konuşmanın görüntülerini izleyeceğiz şimdi. İzleyelim. Hep beraber görelim. Dur az dur. Nereye erkeklerin? Ya kırmızı oldu. Ya kırmızı oldu. Niye? Kendimiz konsept yaratalım. Ne gibi? İşte herkes bir yerde konuşuyor. Biz burada kırmızı odada konuşalım. Baş başa bize de bura kaldı falan. Gibisinden. Böyle elleri girelim mi içeri? Ne? Elleri girelim. Ya manyak mısın? Tamam, çok fena. İnsanlara şok etkisi yaratacağım. Harbiden ama büyük bomba olur biliyor musun? Patlama olur. Ama çok kötü patlama olur. Patlama olur, çok kötü. İkimiz de çok kötü patlarız. Patlarız ama yani milyon izlenir, öyle söyleyeyim. Ama şakasını bile kaldıramazlar şu an, biliyorsun değil mi? Oğuzhan yapmayalarız. Yani, onun evet şakası kaldırılmaz. Sen bilmiyorum. Biz de şaka yapmayalım o zaman. Aşkımızı itiraf edelim.
Wow. Of ya. Ağlama. Ağlama. Son cümleyi hatırlamıyordum bu arada, o yüzden onu şeye katamadım. Buse de dünden razı. Evet, olsan var mıydı? Aşağıdayım. Öykü'ye müsaade ederseniz. Oğuzhan'la mı başlayalım? Ben konuşabilir miyim Öykü Hanım? Diyeceğim Oğuzhan. Oğuzhan'la mı başlayalım? Buse ilk bana anlattığında sanki böyle bir nebze Oğuzhan tarafından gelmiş gibi gözüktü ama burada sanki Buse'nin de bir konuşmalarında evet, bir yanaşma evet, var. Yapma yanarız, cilveler, işte manyak mısın? Hani bir flört varmış gibi, gizliden bir şey varmış da bu arkadan dönüyormuş da bizim haberimiz yokmuş gibi bir konuşma olmuş. Ama bana yansıttığında, ilk anlattığında ekrana görüntüleri verirlerse, vermelerini de istiyorum zaten o ilk konuşmayı. Bu senin bana söylediği şey şuydu. Ben dedim ki Dilara bana böyle böyle bir şey bahsetti. Bu bahsetmeden sonra ben de sana dedi bunu söylemek istiyorum dedi. Bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur dedim. Biz dedi Oğuzhan'la dedi Kırmızı Oda için izin aldık dedi. Gelirken dedi Kırmızı Oda'nın önünden geçiyorduk dedi. Kırmızı Oda'ya girelim mi dedi. Ne alaka ya falan dedim dedi. Ondan sonra Oğuzhan'la işte kendi konumuzu yaratalım hani gibi. Ne alaka demedim. Ne gibi ne amaç anlayamadım falan. Bir kesme falan beni dedi. Bir dakika. Buse'cim bir müsaade eder misin? Tamam. Ondan sonra Oğuzhan'la kendi konumuzu yaratalıma getirdi dedi. Yani velhasıl konuyu uzatmayacağım. Konuşma çünkü uzayacak. Detaya girmeye gerek. İzledik zaten. Bana sadece Buse şunu söylemek istedi. Oğuzhan'dan bir adım geldi de ben buna izin vermediğim gibi bir izlenim yarattı. Bir de konu ben mi demişim? Buse'cim bir müsaade et. Ama burada herkes de izlemiştir zaten. Farklı bir şekilde düşünen olduğunu düşünmüyorum. Yani ben içeride çok kuruldum. Öykü Hanım öyle böyle değil. Peki. Yani aşırı sakin bir şekilde gelmeye çalıştım. Oğuzhan'a burada yapacaklarım adli hesabı yoktu. Yükselme, sadece anlatıyorum. Biliyorsun, tanıyorsun zaten beni. Çok önemli değil. Benim elenme korkum yok. Herhangi bir derdim de yok. Ama şu yükselmeme karşılık beklediğim şey Oğuzhan'dan yana bir şey olsaydı ben burada kendimi tutmak istemeyecektim zaten. Yani ben kolay kolay sakin kalma aşamasından çıkan bir insan değilim. Hı hı. Kontrolü kolay kolay kaybeden bir insan da değilim. Ama kaybedeceğim nokta Buse'ye verdiğim bir değer varken başka bir üçüncü şahıstan Buse'ye bir yeltenme olursa ben burada kendimi kaybedeceğimi net bir şekilde söyleyebilirdim. Altını çiziyorum. Ama burada Buse giderken yani yanlış anlama bana anlattın evet güzel. Cilve mi var peki burada? Tabii ki de cilve var. Yani manyak yani mısın? Ben yapma ben yanarız. Ben sen ne diyorum? Bunlar şaka olarak. Nasıl bir şey ben anlamadım zaman, Buse. Ben ne dedim? Şaka da olabilir. Öykü bilmiyorum demedim mi? Bak, şaka onu olabilir farklı bir şey. Ben kişiyi alıp almayacağım bile. Ya arkadaşlar burada. Buse birazdan geleceğim. Burada tek konuşmayan Oğuzhan. Tamam. Konuya dahil olması gerekiyor. O da bir kendini anlatsın. Sonra aranızda tartışın. Evet Oğuzhan. Bizim zaten Buse ile daha önceden editlerimiz çıkıyordu Öykü Hanım. Farkındasınızdı. Zaten herkes burada biliyor. Editlerimiz çıkıyordu. Biz zaten Buse'yle bu arada aynı serviste gidiyoruz, aynı serviste geliyoruz. Bayağı konuşuyorsunuz. Bayağı konuşuyoruz derken biz Buse'yle arkadaşız bu arada Dilara. Biz Buse'yle arkadaşız. Bunu Buse de kendisi de biliyor. Biz Buse'yle sürekli gidiyoruz, geliyoruz. Yani sürekli serviste de hani serviste de kamera varsa bilmiyorum. Hiçbir şekilde yani öyle bir muhabbet dönmüyor. Sebebi benim bu arada. Dönmeme sebebi de benim zaten. Tamam. Dönmeme sebebi yani. Sen veya değilsin diye. Onu şu an onu konuşmuyorum. Sürekli bir aramızda bir şakalaşma hep böyle herkes de bu arada Buse hani bilmiyorum öyle mi hep bir böyle makara muhabbet şaka maka servis hep böyle şaka yapıyoruz birbirimize falan. Burada da aynı şekilde tamamen zaten siz de görüyorsunuz tıklanma rekoru alır buraya girsek tıklanma rekoru alır gibisinden şaka yapıyorum kesinlikle burada zaten ciddi bir şey olmadığını herkes gördü konuşmalarda tamamen yani burada. Buse'nin de bunu bu şekilde söylemiş olmasının sebebi de Dilara'nın Mert'i olan bu konuşmasıydı. Neyse bana sıra gelecek. Yani burada herkes izliyor. Yani öyle aşkımızı itiraf edelim falan. Biz zaten Buse'yle yani yollarımızı tamam bitirmişiz bazı şeyleri. Ki öyle bir şey olmamış, tanışma yolu bile olmamış. Peki. Yani biz de tamamen arkadaşız ki bölüme girdiğimizden beri arkadaştık zaten. Tamam, buraya geldiğimizden beri arkadaştık. Burada sıkıntı şaka yapmayalım o zaman demen olsa. Şaka yapmayalım demem zaten şakaydı Öykü Hanım. O da biliyor zaten kendisi de. Dilara.
Ya görüntülerden tek anladığım şey bayağı flörtleşmişler yani. Şimdi alttan, Öykü Hanım, görüntülerle anılan şey var, bir de Buse ile aramızdaki samimiyet var. Biz arkadaş tam gerçekten... Nasıl böyle bir samimiyet? Ben anlamadım ki. Ya, demek ki siz sürekli böyleymişsiniz. İkinizin de tanışma yolunda olduğu bir insan var. Cilveleri... Neyin samimiyeti? Gözünüzü seveyim ya. Yo, ben hep konuyu bitirebilirdin. Niye devam ediyorsun? Konu. Ben o an zaten ne diyecektim? Aa, biz de Oğuzhan'la şakalaştık. Dilara benim ilişkime yorum yapmadan önce o şaka... Böyle diyemeyeceğime göre tabii ki de daha yüksek bir şekilde anlattım. Gitsin de kendi ilişkisini sorgulasın o zaman dedi benim ilişkimi sorgulayacağına. Yani böyle canım, bir konuyla girdim. Tanışma yolunda olduğum insanın duygularını sorgulamışsın ya, ondan bahsediyorum. İlişkimi sorgulamaktan bahsetmiyorum. Buse, şu an bu konuşmanın üstüne onun yaptığı melek gibi bir şey kalıyor. Haberiniz olsun da yani. Ben ne yapmışım? O kızın yaptığı şu anda hiçbir şey kalmıyor. Ne, hani, orada o zaman şakayı devam ediyorlar ama. Ozan'ın önünden bir şekilde girebiliyor. Şey. Yani sorması hayatım. Çok normal bir şey. Bu şu an gerçekten üstüne, beni mi suçluyorsun? Sen bu konuşmayı bana açıklamak zorundasın yani. Sen. Yani ne diyorum? Ya buradaki biz zaten konuşma, serviste de aynı şekilde esprileşiyoruz. Bu muhabbetler değil ama esprileşiyoruz, gülüşüyoruz. Diğer çocuklarla da aynı şekilde konuşuyor. Bayağı gülüyoruz yani ama boş espriler. Ben sana şunu söyleyeyim. Oradan gelen bir samimiyetimiz var. Burada, bu konu hiçbir şekilde burada, bir flörtöz, bir tamam, ikili ilişki niye anlaşılmıyor bu, bu. Çünkü evde siz bu imayı yapacaksınız da o yüzden dinle beni. Görmüyorum. Demek ben sana şunu söyleyeyim mi? Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Aynen öyle. Bak bir kelime var. Yapma yanarız kelimesi var ya. Bir erkeğin bunu kullanma sebebi nedir biliyor musun? Bir kızdan evet. Bir şey hissediyordur. Bir kıza karşı bir hissiyatı vardır. Evet. Dışarı vurması gereken bir duygusu vardır. Her seferinde ona karşı kendini duraksatıyordur. Durduruyordur. Hani çünkü bir durum vardır, onu engelleyen bir durum vardır. Yapma yanarız kelimesi kullanılır. Doğru. Sen ben burada gelip de bir erkeğe manyak mısın yapma falan yaparsan bak yanlış anlama. Bana konuştuğun kelimenin harfi harfiyen burada yanlış olduğu çıkar. Daha sabah konuştun, sen bu evden gidersen giderim dedin. Ben dedim ki evet ben de giderim. Karşılığında başka biriyle flörtleşip cilveleşmem mi? Flörtleşmedim ben Mert. Bu ne? Bu ne ekrana verilen ne? Flörtleşecek olsam arkadaşlar flörtleşirim. Bak, ben niye saklıyım ki bunu? Bayağı cilveli yaparım bak ben sana bir söyleyeyim mi? İçeri girmeden önce Leyla da bana söyledi. Evet, sakin ol dedi. İçerideki ekip de söyledi. Sakin ol dedi. Adama yükseleceğini biliyorlardı. Bak ben şu anda adama hiçbir şey söyleyemiyorum ha. Laf edemiyorum anladın mı? Bak söyleyebileceğim bir şey yok. Yani bu adama senin benim kalkıp laf edebileceğim hiçbir şey yok. Sebebi ne biliyor musun? Bak şuraya geç, ayna gibi bir yer var ya kameranın, orada kendini görüyorsun. Bir bak oraya, sebebi tamamen orada yansıyan görüntü. Yani sen benim elimden bunu da aldın. Ben böyle olduğunu da bilmiyordum. Daha az bilmiyorum, önce de sana yükseldiğim için kusura bakma. Sen sonuna kadar haklısın. Gerçek söylüyorum. Yani kendini de üzme bence. Gerçek söylüyorum sana. Ciddi ve içten söylüyorum. Varsa bir böyle bir duygu, sen de oturur konuşursun. Zaten bu saatten sonra benim Buse'yle ilişkim de yok. Net söylüyorum. Herhangi bir yürüme yolum, tanışma yolum dahi yok. Çünkü ben başkası da cilveleşecek, yapma yanarız diyecek. Benim dışarıdaki karakterime de uygun değil, buradaki karakterime de hiç uygun değil. Başkalarıyla cilveleşmiyor Mert. Yani dostum ben... araya bir girme gözünü seveyim. Bak tamam, yükseğim zaten. Diyorsun, bak ben Murat değilim, ya ben başkası değilim. Bana atlama şu an hiçbir şekilde laf söyleme. Haklısın de sus. Çünkü olacaklar benim bak burada yapacaklarımı bilmiyorsun. Bana başkaları gibi sakın yükselme. Ya burada yapacaklarını bildin dersen ben sana yükseliyor muyum şu tamam, anda? Tamam yükselme bak bana tamam, şu an yorum bile yapma. Yapma ben şu anda zaten tamam, cilveleşiyor olur. Dediğin zaman ben cilveleşiyormuşum gibi dalga başlıyor. Evet, anladın öyle. Mı? Ya dostum zaten şu an bu şekilde gözüküyor. Görüntü o zaman. Ya böyle bir samimiyet yok ya. Ne yapmışım ben? Ya kardeşim yanılmasını istiyorsun. Gülüyoruz burada madde yapıyoruz. Benim sence de bir şaka. Bir şey diyeceğim. Benim sence Buse'ye karşı böyle bir şey söyleme gereğinde olsa karşımda konuşmaz mı? Ben sana örnek veremiyorum. Ben sana örnek veremiyorum. Demez mi? Bir saniye. Sana. Bir saniye. Asla. İnanmıyorsan inanma. Tamam, sıkıntı yok. Tamam olsan tamam. Evet. Hayır ben zaten böyle bir şey eğer zaten düşünseydim Buse ile aynı serviste gidiyoruz. Bak izledik izledikten sonraki buradaki buz kesti ortalık. Tamam yani, buz kesmesi normal zaten. Ya herkes yorum yapabilir mi? Bir müsaade herkes edin yani. Herkes aynı şeyi yani düşünüyor mu arkadaşlar? Algıyı böyle yönetemezsiniz. Öyle değil yanlış bence anlıyorsunuz diyemezsiniz yani. Bence kimsenin susmaması gereken bir nokta. Ya herkes ne anlıyorsunuz? Başınıza gelecek sonra. Bir susar mısınız? Başınıza gelecek bir şey mi sonra? Tamamen cilveleşiyor lafına takıldım ben. Mert'in söylediği. Evet Leyla. Öykü Hanım bu konuyu biz hani muhabbet ettik. Mert'in de yükseldiğini biliyordum. Kapıda söyledim sakin kal diye. Buse'yi çok seviyorum. Lütfen beni yanlış anlamasın. Bir yerden evet şaka yaptığını anlayabiliyorum ama gerçekten
dikkat etmen gerekiyordu. Çok yanlış bir şekilde ilerletmişsin diyaloğunu. Ben Oğuzhan'ı ciddiye almıyorum ki. Hayır, o da bu beni ciddiye almıyor. Bu ciddiye alıp almamakla alakalı değil. Bir daha konu kapandıktan sonra bu tarz bir konu geçmedi ki. Hayır, çok dikkatli olman gerekiyordu. Yani ya yani da çok konuda dikkat edeceğim ki orada şaka yaptığını anlayıp ben de şaka ile gidiyorum. Ne diyeyim orada, sen ne diyorsun ya Oğuzhan mı diyeyim, kapatmışız gitmiş konu zaten. Evet, benim işte, bir ilişkim orada var. Onu demen lazım. Onun bir ilişkisi var. Yani ki Aynur'un geçen ses kayıtları çıktı, bunun bilincinde olmanız lazımdı. İkinize de söylüyorum. İkiniz şu de suçlusunuz. Oğuzhan'ın şaka yapması peki problem değil, yine Beyza benden hayır, görünecek Oğuzhan'ı ya. Oğuzhan'ı geçti ben zaten. Tamam. Sana yorum bile yapmayacak. Beyza şey yok. Öykü Hanım, şimdi diyorlar ki işte biz çok yakın arkadaşız, makara yapıyoruz, şaka yapıyoruz. Şaka yapıyorlarsa neden gidip Buse bunu Mert'e anlatmış, kendi ilişkilerine dikkat etsinler diye. Ben bunu çok merak ettim. Demek ki Buse onun, Oğuzhan'ın ona arkadaş olarak baktığını düşünmüyor ki bu mevzuyu birilerine anlatıp ortaya sunma gereksinimi duydu. Ben kesinlikle Buse seni gerçekten seviyorum ama ortada bir cilveleşme. Ya bir, arkadaşlar ben her yerde benim şakalar var. Çok ya net. Ben hiçbirine farklı davranmıyorum demeyelim ki. Kelime rahatsız ediyor peki. Cilveleşmiyorum ben orada. Gülüşüyorum çünkü. Flört var. Flört şakayla geldiğini düşünüyorum çünkü. Ciddiye almıyorum Oğuzhan'ı yani. Belli ciddiye almadım. Evet almıyordum da niye gidip anlattım. Tamam, herkesi dinleyelim ama bir yorum alalım lütfen. Müdahale etmeyin. Tuba. Öykü Hanım, Oğuzhan zaten orada diyor işte hadi kırmızı odaya gidelim vesaire falan. Daha sonrasında hani şaka olduğunu, hani şakayla karışık gülüyorlar falan filan. Ama daha sonrasında diyor ki şaka olduğunu söylemeyiz, aşkımızı itiraf ederiz. Yani bu cümle şaka değil. Tamamıyla şu an geri vites yapıyor burada. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Aklımda gerçekten zaten ben bugün Ozan'la burada otururken de dedim ki Dilara'nın Oğuzhan'a hisleri var ama Oğuzhan'ın asla Dilara'ya bir hissi olduğunu düşünmüyorum da dedim. Doğru çıktı yani başka. Belki de Dilara bunu algıladığı için bana böyle bir soruyu bu sene emin oldun mu diye sormak istemiştir. Ben artık bunu bile düşünmeye başladım, anladın mı? Şu an benim kafamda oluşan soru cevabı. Yalnız Öykü Hanım şöyle bir şey de var. Sanmıyorum çünkü o zaman Oğuzhan'la arası çok iyiydi. Bir şey diyeceğim evet, son işte şey, o zaman itiraf Dilara. İşte o zaman itiraf etmeyiz pardon. İtiraf ederiz. Son cümlen miydi Tuğba'nın söyledi? O zaman aşkımızı şaka yapmayız. Şaka pardon yapmayız, aşkımızı şaka yapmayız itiraf ederiz. Şaka yapmayız derken dedikten sonra tıklan şaka yapmayız, tıklanma rekoru alırız. Hayır, ya da onu o işte zaman söylemiyorsun. Olur da dedim zaten orada, hani tamamı yansımamış. Hayır, yani hiç ben tamamı zaten yansımamış. Ya bitti nasıl yansımamış olsan. Bir şey diyeceğim, ben zaten kırmızı oradan gelirken gelirken bütün ya konuşmalarında olursan, bak, bir şey söyleyeceğim. Bir şey savunuyorsan gerçekten hakkıyla savun yani. Tamam Öykü Hanım. İnsanların aklını küçümseyerek yapma bunu. Hayır. Ya bir kere orada kırmızı oda diyorsun. Yani aşkımızı ilan edelim diyor. Şaka yapmayalım o zaman diyorsun. Bomba olur diyorsun. Milyonlar izler diyorsun. Şimdi yani milyonlar bir sen diyor bir şey yokluyor gibi duruyorsun. Editlerimiz yapıldığı orada için bizim sürekli editlerimiz yapıldığı için editler hani seyirciler bizi yakıştırıyor ama tamam, işte ben seyirciler demek ki siz de bundan etkileniyorsunuz. Ben de Oğuz'la da yapıyorlar tamam, ama. Tamam önemli olan o değil zaten. Önemli olan o değil. Benim Buse'ye karşı hislerim olduğundan da değil bu. Bir şey söyleyeceğim. Şey diyeceğim benim Yeliz bir saniye. Benim Buse'ye karşı hislerim olduğundan da değil. Sadece yakıştırıyorlar dedim. Yeliz. Burada hani kırmızı odaya gitsek milyon kırmızı oda düşünsene yeni konsept yapabilir. Milyonlar izler tıklanma rekoru alır. Yani bizim zaten aramızda böyle muhabbet geçti. Bizi editlerle yakıştırdığı için ben o editlerin yakıştırmasının makarasını şakasını yaptım ki zaten Buse de bunu biliyor. Peki. Buse de Buse'nin de ama bunu söylemesinin sebebi Mert'e söylemesinin sebebi de tamamen Dilara'nın Mert'e bu şekilde bir soru peki sormasıydı. Peki Oğuzhan, o zaman ben Ozan'a söz vereceğim, senden de rica ediyorum. Kendini Mert'in yerine koy, sonra bir daha cevabını alayım. Tamam? Evet Ozan. Şimdi burada hani benim hakkımda bir yargı mı yapmak istedi? Hani kadınlar konuşuyorken sen oraya atlaman çok hoş durmaz. Ya Ozan şimdi oralara girme. Hayır, Allah aşkına daha yani. Daha sen de nereye giriyorsun be kardeşim? Ya konu o değil kardeşim, yani. Kardeşim dağıtmayacağım, gördüm ya. Konu benim başka bu bir şey evde yani izlediğim Oğuzhan bu tarz şakalar yapacak birisi değil. Bana bundan geldi, ben de bunu merak ediyorum. Oğuzhan'dan çünkü bu tarz davranışlar, şakalar beklemem ben şahsen. Tamam neyi merak ediyorsun kardeşim söyle. Diyorum ki söyle. Burada bu evde yansıttığın tamam karakter de Oğuzhan bu şakayı yapabilecek birisi değil. İyi bir şey diyorum senin için. Yansıttığım karakter bu değil zaten, karakterim benim, herkes biliyor yani ki. Yani sen şaka olduğunu düşünüyorsun öyle mi? Velev ki şaka olsun hani. Oğuzhan'dan bunu beklemem ben diyorum. Peki buradan şey başka yorum. Yeliz bir şey söyleyeceksin galiba. Evet yani Oğuzhan hani yok mu bir kırmızı odaya girmemiz dediğinde
Bu senin manyaksın sen demesinden zaten bence flörtleştikleri belli. Yani bir flörtvari konuştukları belli. Eğer gerçekten hani hiç o tarz bir kıkırdama, gülüşme olmasa ortada saçmalama ne diyorsun ya gibi bir tepki de olabilir. Yani bir şok tepkisi değildi bu senin manyaksın sen dediği. Demek ki daha önceden de böyle teklifler var. Hani manyaksın sen tarzı bir alışılmış bir şey ve bu ona yakıştırılmış bir şey gibi geliyor. Peki hasret. Yani şey gibi it's a crazy hani şaka bir çizgisi yok o konuşmada. Ve bu daha önce de mesela işte diğer olaylarda olduğuna da dedi hani şakaydı sonra ciddiydi. Hani neyin ne olduğu belli değil ama dediğimiz gibi ben de diğerlerine katılarak bunun şaka olduğunu düşünmüyorum. Nihle senden duymadık bir şey var mı yorumu? Ya açıkçası ben şaka olaşmaları normal birazcık benim için. Çünkü şu an bu tepki alacağımı biliyordum ama... Yani hayır taraf tutmuyorum gerçekten bu arada. Ya öyle değilse bilemem sen ama normal de olsa. Sence flörtleşmiyorlar. Kıkırdama şöyle bir şey var. Niye bu size dokunuyor? Evet şöyle bir şey var. O da ona göre flörtleşmek değil arkadaşlar. Tamam, evet. Niye kendinize ne? Çekmeye çalışıyordunuz herkesin yorumunu? Ya kendime çekmiyorum. Allah Allah. Neden öyle değil diyor. Tamam müsaade eder misin? Ben Nihli'ye sözü verdim. Siz giriyorsunuz evet. Çünkü benim de dışarıda mesela erkek arkadaşlarım var normal arkadaş ve... Konuşurken bu şekilde şakalaşabiliyorum ya da hani konuşulabiliyor bu tarz şeyler şakalaşabiliyor. Hani onlar arasındaki samimiyeti bilemem. Evet onlar arasındaki samimiyeti bilemem. Belki onlar da bu şekilde bir şey olmamıştır ama olabilecek bir şey de. Hani çok uç, çok kötü kelimeler ya da aşırı bariz bir şey de yok bence. Olsun. Bence bariz bir şey var. Nihle'ye bu konuda katılmıyorum Öykü Hanım. Ben burada sadece yorumumu empati yaparak koyuyorum. Hani şu izlenen görüntü Mert'le bir de buraya gelmeden önce... Mert'in Buse'ye ne kadar yüksek olduğu hakkında konuşmuştuk. Cidden hani böyle ciddi anlamda bir şeyler hissediyor Buse'ye karşı. Ben hani, de hissediyorum arkadaşlar. Tamam ben sana bir şey demiyorum. Yani. Sana hissetmiyor demiyor. Ben kendim ikimiz konuşuyoruz ya. Flörtleşmiyorum. Benim flörtleşme dilim, benim flörtleşme dilim bu değil. Ben hiçbir zaman Mert'e böyle yaklaşmadım. Onu ciddi gördüğüm için hiçbir zaman onunla böyle cilveleşmedim. Flörtleşmedim. Yani sizin gözünüzde cilve ya. Söyle biraz hani. Bunu geçtim. Yeter artık kullanmayın şu kelimeyi. Evet. Ya ben bunu flörtleşme ya da cilveleşme olarak yorum yapmıyorum. Ama Mert'in yerinde olmak istemezdim. Onu söyleyebilirim sadece. Peki Berke. Öykü Hanım bir erkek yanlış bir şakalaşma başlatabilir. Ama karşısındaki kadın kırmızı bir çizgi çekerse... Saçmalama ne yapıyorsun sen böyle cümleler kullanma deyip uzaklaşırsa orada... Evet. O adam da hatasını anlar bir daha yapmaz. Bu konuşmada geçmez. Ben burada kadında... suçu sen daha fazla bulurum. Tabii ki erkek de hata yapar dedim cümlenin başında. Erkek hatayı başlatıyor ama kadının devam ettirmesiyle bu konuşma gelişiyor. Ya kadın erkek olarak bunu bu şekilde değerlendirmek yok, yok, çok doğru. Yok yok Öykü Hanım konuşmanın devamı olarak dedim. Bu senin kendi fikrin. Ben evet, sadece evet. Bunu yani kadın erkek olarak değerlendirmek doğru değil. Bir, evet. Bir ilişki içerisinde olan insanın sergilemesi gereken tavır nedir üzerinden evet, tartışıyoruz evet. Biz burada. Ben, kadın erkek olarak tartışıyoruz. İsim kullanarak söylemek istemedim sadece Öykü Hanım. Bu senin görüşün. Peki. Evet Bat. Yani Öykü Hanım, ben mi yanlış izledim, akıl tutulması mı yaşıyorum? Buse ile Oğuzhan'ın yaptığı yorumlar yani... Bir kere kırılabilecek iki insan var burada. Mert var, Dilara var. Flörtleşsinler veya flörtleşmesinler. Böyle bir şakanın ne gereği var? Her evet. Şakada bir gerçek vardır Öykü. Hasret. Ya bir de hani... Biraz yükselt. Şimdi bundan önce bir de Oğuzhan'la Buse'nin... Muhabbeti olmasaydı bu önceki yaşananlar. Hadi şimdi bir nebze denilerdi ki tamam hadi şakalaşmışlar. İşte Buse güler eder hani konuşma tarzı budur. Okey denilebilirdi. Yani ya da öyle anlaşılabilirdi şaka diye olurdu. Şimdi ama bu mevzu olduğu için işte biraz daha dikkatli davranıp yani tamam hani yanlış anlaşılmaya yol açabilir diye düşünmeleri gerekiyordu. Bu Oğuzhan için de geçerli, Buse için de geçerli. Buse'nin tek hatası bu yersiz şakayı ilerletmesine izin vermesi. Yani ya? Bu Oğuzhan'ı iki gün önce gerçekten olmaması. O kadar övdüm evet. Ki ekranda çok böyle ağır, çok şık duruyor, çok iyi falan. Bugün Dilara'yla da konuştuk, ettik. Yani o kadar yersiz ve herkesi zor duruma sokacak bir durum ki. Yani. Bir şey söyleyebilir miyim Öykü? Dinliyorum. Bugün Oğuzhan, Dilara bana geldi dedi ki biz bu galaya geçmeden önce Oğuz bir şaka yapmış, Dilara da buna gülmüş. Oğuzhan da Dilara'ya kızmış.
Bak Oğuz'un Dilara'ya şaka yapıp gülmesine kızıyor. Dilara ben güldü diye kızıyorsun. Başka bir şakaya şey güldü diye kızıyorsun. Sen başka bir kadına, ki bir zamanlar tanımak istediğin bir kadına kırmızı oda şakası yapıyorsun. O da sana gülerek cevap veriyor. Anladın mı? Biz orada konsept şakası yapıyoruz. Bizim editlerimiz yapıldığı için. Oğuzhan konu. Bak sen istersen bambaşka bir şaka yap. Şakanın konusu değil ki derdimiz. Sizin kıkırdaşmanız. Bunu anlamıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Evet siz dışarıda böyle konuşuyor olabilirsiniz. Biz bunlara şahit olmuyoruz. Buna Mert de şahit olmuyor. Mert'in şahit olduğu şeyler daha sert şeyler. Karşı karşıya kalındığı zaman tepkiler farklı. Biz kırmızı odayı gösterdiği tepkiyi biliyoruz. Sadece kırmızı gözünün önünde olan şeyle ilgili olarak verdiği tepkinin netliğini görüyoruz. Bunu da görelim. Sonra bir daha tartışalım. Ya Mert çünkü herhalde ikiniz de yaşarken o anın içinde ne olduğunu anlamamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi kendinizi de görün. Bir daha belki yorum yapmak istersiniz. Oğuzhan'la bir kırmızı oda yaşandı. Çok ince düşünülerek orada bir meselenin yanlış anlaşılmasını düzeltmek için Buse kırmızı odaya davet etti. Tartışmaları hatırlıyorsunuz. Üstüne bu geldi. Bir görelim. Beklemiyordun değil mi? Sen şaka yapıyorsun. Hiç beklemiyordum. Neden burada olmadığımı merak ettim sadece. Çünkü bir konuşmam gereken konu vardı. Burada mı? Kırmızı odada mı gerçekten? Dilara'yla olan ilişkisi kırmızı odada mı konuşuluyor Buse'ciğim? Dilara arkadaşım olduğu için fark söylemem etmiyor. Gereken kırmızı bir konuyu. Odada mı ben konuşuluyor evet. Bu? Çünkü başka türlü konuşamıyoruz. Sen böyle konuşmaya devam et. Aynı şekilde devam et. Evet. Aynen. Yani kusura bakma elinden tutup çekemiyorum. Çekme yaptığın zaten. Yaptığın şey yanlış şey. Konuştuğunla yaptığın şey hiç doğru değil. Umarım bu şekilde devam edersin. İstediğim gibi devam ederim. Hesap vermek zorunda değilim. Terbiyesiz. Terbiyesiz ya. Gerçekten çok sinirlendim şu anda. Neyse konumuza dönelim. Asla bozmayacağım moralimi. Öyle kapıyı çarpıp çıkmak ne yani o konunun üstüne? Sen önce bir bana sorsana konu neydi? Erkeklik tasladın güya. Evet evet. Yani tanımıyorlar. Erkek böyle taslanmıyor Buse, yanlış anlama da. Erkeklik taslayacak yer orası değil zaten. Kapıyı çarpıp çıkma anlamı kapıyı şöyle anlaşılmıyor. Kapıyı çarpıp çıkmak ama. Erkeklik olmuyor. Kadınlık da oraya başyibini çağırmak olmuyor, bilgin olsun. Ben bak hala yanlış saptırıyorsun tamam, konuyu. Kadınlığımı sorgulayamazsın sen. Sen de benim erkekliğimi tamam sorgulayamazsın o zaman. Öyle çarpılmaz böyle çarpılır. Aferin sana. Mükemmelsin. Şaşırdın mı? Şaşırdım, hiç beklemiyordum. Ne haber, nasılsın? İyi. Dün biraz yanlış anlaşıldığın için çağırmak istedim açıkçası. Özel bir alan değilmiş ya, en azından biz de bunu burada konuşalım. Yani Buse aslında tamir etmek istiyor, toparlamak istiyor. İşte toparlamak istiyorsa... Onu kötü etkileyebilir dedim. Kısasa kısas mı yapacaksın gerçekten? Yok konuşuyorduk. Yok gerçekten kısasa kısas mı yapacaksın? Kısasa kısas yapmadığımı zaten ben söyledim. Yok. Burada. Yok. Ama gayet yaptığın ortada Mert. Kısasa kısas gram değil. Ne konuşuyor olabilirsin ki? Gel dahil ol. Dünkü olayın kritiğini mi yapıyorsun? Yok gel otur dahil ol. Kritik değil, gel istersen asla konuşalım. Asla olmayacağım. Niye? Özel alan değil, burada konuşuyoruz ya bunları. Özel alan burada değil, kırmızı odaya niye çağırdın? E nasıl oluyormuş şey? E nasıl oluyormuş dersen bu kısasa hayır, kısasa girer bak, o zaman. Hayır, bak sen bunu söylediğin zaman kısasa kısasa girer. Gel sen de konuşalım. Hayır, yok, vallahi ben hiçbir problem kısasa yok. Kısasa kısasa girer bu. Hayır, benim kısasa konuşacak değil. Bir şeyim yok bu manzaranın karşısında. Gel gel konuşalım. Yok hayır, istemiyorum ben konuşmak. Niye konuşmak istemiyorsun? Ben de mi terbiyesizliğim arkandan? Bir şey söyleyeceğim. Yeliz'le alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ben de. Ben parfüm de. Muhabbeti çıktı. Sonra Yeliz bakıyor dedi. Ben de aynı dedi. Şeyi söyledim ki odada. Şu an az önce söyledim ben. Zaten bu da üçüncü olay şey. Yani artık. Dedim ben Yeliz'e karşı asla masum düşündüğünü düşünmüyorum dedim. Yani simasını tanıdık geldi ya hani hafızana kazacak kadar dedim aklında tutmuşsun. Biz kaç kişiyi tanıyoruz dışarıda? Hiçbirinin siması aklımda değil. Sonra parfüm olayı, sonra üst üste. Bunlar gelince ben burada iyi niyet arayamıyorum maalesef ki. Gözlerin gerçekten fıldır fıldır. Malamayız. Evet. Tamam ya da sen fark etmiyorsun. Yanlış yere girdim bence. Ben çok yakaladım. Neyi yakaladın? Ya vallahi isterik yaptığım bir şey değil. Ve ayrıca öyle dikkatli baktığım kimse yok. Başka ben zaman. De, tamam ben de nefret ettiklerime sayıyorum. Bir. Neler oldu bir bilsen. Dans. Özgür dans. Normal dans değil. Ekrana yansıtılıyor ya böyle. Hani böyle bir organımız var onu sallıyorsun. Beni tanıman lazım artık ya. Demen lazım ki Mert laf edecek.
Evet. Sanırsın bir yıl geçirdik. Burada zaman çok hızlı geçiyor. Bakarsın yarın beni burada bulamayacaksın. Belki ben olmayacağım. Hayır. Yarın eleme var. Yani. Belki ben eğleneceğim. Belki ben eğleneceğim. Sen eğlenirsen ben de isterim. Ben, sen eğlenirsen ben de isterim. Emin miyiz? Eminim. Söz ver. Söz. Ben Dilar'cığım. Dedim ki tamamen şu. Yalan yani. Asla etkisiz elemansın benim için, yorum yapmayacağım. Bir defol git sen, WhatsApp'a sen defol git. Dilara bu aranızı evde halledersiniz. Şu an odaklanman gereken kişi Oğuzhan ne duruma düşünmüş seni. Dilara'cığım evet, Oğuzhan'a bir şey söylemedi. Çünkü gücü evet. De bana yetiyor diye sesi anca sesi çıkarıyor. Hayatındaki adama bak yani. Ya sesim çıkmıyor diye affettin mi sanıyor yani, görmezden geldin mi? Ama hesabını bana sormayacaksın sadece o zaman. Gideceksin ona hesabını soracaksın. Ya burada affettirmeni gerektirecek bir konu da yok zaten. Mert nasıl olsa? Buradaki her şey zaten şaka oldu, zaten belli oldu. Sen ben yapsaydım var ya, ortalık karışmıştı şu an var ya. Beni elemek için planları yapıyorlar. Her şeyin farkındayım. Tepletmeye çalışma. Lütfen tepletmeye çalışma. Leyla. Konu ne? Oğuzhan hala farkında değil ne yaptığını. Fark etmesini sağlayabilirsin Dilar'cığım. Yani yorumun varsa dinliyoruz. Tabii ki de yorumum var. Yani aynı şeyi ben yapsaydım. Hani sen dolmalar falan getiriyorsun. Yani bir şeyler, bu kadar ihtimam, ilgi, alaka. Kendi başına yaşıyorsun bence ilişkiyi. Kendi başıma yaşamıyorum. O da gösteriyordu bana ilgisini. Demek ki hepsi yalanmış. Benim zaten şüphelerim de vardı. Dışarıdan öyle gözükmüyordu yani. Ne gibi şüphelerim vardı? Ne bileyim böyle Buse'ye bakmaları, Rümeysa'ya bakmaları, ben hepsini yakalıyorum yani. İçime attım, dedim ki belki düzeltirim. Bize sürekli bunlar benim başıma geliyor. Sonra da bana itiraf öykünün servisi ona baktın diye. Ya adam bir erkek gibi olayım ya. Deyin ki ben bir kadını seviyorum, hoşlanıyorum, arkasında dur. Evde hanım hanım diye geziyorum ben senin ya, için. Ya Öykü Hanım ben sola dönüyorum, birisi geliyor. Oğuzhan'a şaka açtım diye burada neler söyledin bana sen? Ben bunu mu hak ediyorum? Sen bunu tabii ki de hak etmiyorsun. Ben tamam, sana burada yanlış... Tamam, olur mu bir şakalaşma? Cidim. Benim Buse'yle... Sana ne kırmızı odadan? Sana ne? Niye söylüyorsun? Ben sana demedim mi serviste Buse'yle muhatap olmayacaksın? Baya o kadar samimiyetinizi ilerletmişsiniz ki. Bu derece şaka yapıyorsun. Dilara, ben Buse'yle ciddi bir şey konuşmuyorum zaten. Sürekli serviste de aynı şekilde şakalaşıyoruz yapma, falan bilmem ne. Yapma, şaka maka yapma. Yani ben bu da ciddi bir şey değildi. Bunun da farkındasın. Bunun da ciddi bir şey olmadığını farkındasın zaten. Karakterliyim, şöyleyim benim. Sen de karakterle ne alakası var bunun? Sen bana nasıl karaktersiz diyebilirsin? Güvenmiyorum. Burada zaten şaka yaptın, herkes görüyor. Bütün güvenimi yıktın sen. Buse'ye bakma, Rümeysa. Ya zaten kapıdan birisi geliyor Öykü Hanım. Kapıdan birisi geliyor. Şöyle dönüyorum bakayım kime kim geldi diye. Şüpheleniyorum çünkü öyle davranıyorsun. Sen niye Rümeysa'ya bakıyorsun diyor bu sefer. Yani her şeyi zaten nereye baksam oraya bakma, buraya bakma. Sen de öyle yapıyorsun. Nefes aldırmıyorsun evde mi bana? Benim sana yapmaman gereken Murat'la konuları zaten söyledim. Murat'la konuşmama izin vermiyorsun. Berke'yle konuşmama izin vermiyorsun. Onunla vermiyorsun. Ne yapayım? Belki sen şakalaşmayacak mıyım? Ben Berke'yle konuşmana izin vermiyorum dedim. Ben sana dedim Berkem'de, ki... Berkem dedim. Burada tokalaştık. Bana demedin mi sen niye öyle o kadar samimi davranıyorsun? Tamam. Diye. Senin bir tanıma yolun var. Arkadaşım istediğim gibi samimi davranabilirim. Ben burada hiçbir, en çok da Berke'yi hiçbir... seviyorum arkadaş olarak. Hiçbir şey de diyemezsin bana. Ben hiçbir kız arkadaşıma o şekilde bir... Samimiyet ben içeren yapıyorum. Sözler kullanmadım. Ben yapıyorum. Anladın mı? Sen yapıyorsun. Ben benim tarzım değil. Kırmızı orada şakası yapıyorsun ama Oğuzhan. Bravo. Yani. Bununla o aynı şeyim şu anda. Evet. Aa değil. Kelime evet. Olarak, kelime değil. Olarak ona samimiyet yani gösteren. Ne fark ediyor? Ne fark ediyor? Bulsan, nereden savunuyorsun? Nasıl ne fark ediyor ya? Nereden ya savunmaya çalışıyorsun? Yersiz bir şaka yaptım. Güldük, geçtik. Çok kötü gözüküyor arkadaşlar. Haklısınız. Ben bir empati kurduğumda ben de böyle görüyorum. Asla. Özür dilerim. Evet. Böyle evet. Bir durum söz konusu yok. Zaten. Demem konuya gerekirken kıza burada bağırıp çağırıyorsun. Tamam, o konuya da geleceğim. Öykü Hanım. Allah Allah. Beyza'yı dinleyin. Öykü Hanım, bugün tamam. Oğuzhan'la beraber onun benden sürekli hoşlanmadığını fark eden cümleler evet. Kurmasından rahatsız olduğum için onunla konuşmak istedim. Oturduk, konuştuk. Evet. İşte şakam, benim yaptığım şakadan rahatsız olduğu için benden rahatsız olduğunu belirtti. Ben de dedim ki evet Oğuzhan sen karakter olarak sert, kırmızı çizgileri olan bir adamsın. Bu yüzden böyle şakaları kaldıramayabilirsin. Böyle şakaları kaldıramayan, arkadaşına yapılan şaka bile çok zoruna giden bir adamın ben bunları konuşurken şaka yaptığını düşünmüyorum. Bunları tabii ki de şakadan yani. Söylemedi. Şaka bunların hepsi ciddiydi. Senin evet. Yaptığın şakayla aynı şaka mı bu? Sen kala kala kalık yiyerek bir erkeğin özgüvene rencide edecek bir hareket yapıyorsun. Bence benim şakamdaki çirkin
Ben de tanımadım ve... Erkek adını rencide edecek şaka yapıyorsun ya o zaman. Ya bak buradan yine veriliyor bu şekilde ya. Anlıyorsunuz. Bak sen bunu niye savunmaya, niye kıyaslamaya çalışıyorsun bir şeyle? Buradan yayınlandığı zaman bu şekilde anlamanız çok normal zaten. Ben bunu ifade ediyorum, biliyorum. Empati kurduğum zaman da Mert'e de hak veriyorum zaten. Aynısınız. Çünkü tamamen biz Buse'yle arkadaşız. Yani öyle ben eskiden bir şey olmuş, tamamen arkadaşız ve zaten o da benim ilişkime saygı duyuyor. Ben de onun ilişkisine saygı duyuyorum. Her zaman da böyle oldu. Biz tamam, bunu görmeden niye söylemedin? Buse'yle arabiyonla arkadaş olduğunu niye bana söylemedin? Anlamadım. Buse'yle samimiyetini niye bana anlatmadın daha önce? Ben ya Buse'yle konuşuyorum, o Dilara mı? Buse müsaade. O sürekli müsaade. Araya giriyor ya. Dur sana konuşalım, soru soruyorum. Tamam, sen Dilara, nasıl bulmaya gibi? Bir şeyler mi var yani? Sana ne? Kendimle ilgili yorum yapıyorum. Ben olsam yapma yorum kendini, yapıyorum. Ben konuşuyorum yaparım. Burada. Tamam Dilara, İstediğim devam et. Yaparım. Niye söylemedin mi sen böyle bir sohbetiniz olduğunu? Bana hiç bahsetmedi Buse'yle arkadaşlığını. Ben burada yeni öğreniyorum. Dilara sen sordun mu serviste kimlerle konuşuyorsun, sohbet öyle ediyorsun diye Oğuzhan'a? Hangisini? Buse'yle görüşmek istiyorum. Oğuzhan'a sordum serviste. Ya bana dedi ki Buse kimlerle de benim konuşuyorsun bizim... dedin mi? Ha tabii ki. Dedin mi sen Oğuzhan'a kimlerle konuşuyorsun diye? Oğuzhan bana dedi ki Buse de bizim servisti. Ben de bana, o zaman muhatap olma çok fazla dedim. Dedi yok ya ben zaten hiçbir şekilde konuşmuyorum ama bayağı öyle bir şey mi dedin? Arkadaşlık kurmuşlar. Bayağı bir şey söyleyeceğim. Ben serviste biriyle konuşunca hepiniz beni parçaladınız. Şey onlar diyeceğim. Serviste konuşmuyor. Beyza şey Nur bir saniye. Ben sana öyle bir şey mi dedim Dilara? Öyle bir şey mi dedim ben sana? Biz muhatap olmuyoruz mu dedim? Peki Oğuz'u şahit gösterdiniz. Konuşmuyorum muhatap olmuyor. Arkadaşlar Oğuz'u şahit gösterdiniz. Sen bu samimiyeti nasıl değerlendiriyorsun Oğuz? Ya biz müzik açıyoruz, şarkı dinliyoruz. Arkada dans ediyoruz Öykü Hanım. Evet mola verdiğimiz zaman mola verdiğimizde de o kadar muhabbet. Goy yapıyoruz. Hiçbir şekilde bu muhabbetler aramızda geçmiyor bu ben arada. Ben şahit olmadım. Yani sonradan biliyorum. Peki editler ben... falan konuşulmuyor mu? Şöyle oluyor böyle oluyor. Yok hiç. Ben mi söyledi? Bir şey söyleyebilir miyim? Ya edit mevzularını falan konuştuklarında sadece ben hiç yoktum. Sadece bir kere buradan binerken bir kere Oğuzhan video bir şey göstermek için açtı. Şuna bak dedi. Komik. Oğuzhan da bana dedi ki bu ben de dedim ki bana da var dedi. Bana da bir sürü geliyor. Baksana dedim yani bayağı hani güzel de yapıyorlar falan dedim. Hani insanlar güzel uğraşıyor, yapıyorlar peki diye gösterdik birbirimize. Mert, bu... son sözü sana vereyim. Ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum Öykü Hanım ya. Ya bundan sonraki süreçte zaten oturup izleriz her şeyi. Yorum yapacak bir şeyim kalmadı. Ya Mert, beni dinler misin? Mert seni asla dinlemez. Ya sana mı kaldı ya? Dinlemez. Peki. Bence konuşmalısın. Yani çünkü birebir Mert'e söylediğin bir açıklama yok. Genel ortaya açıkladın. Başka ekstra söylemek istediğin bir şey varsa bence söyle. Dinlemiyor ki beni. Abi şu anda dinliyor. Yokum dedi gibi davranıyor. Yok şu anda dinliyor. Bitti dedi az önce. Onu dedi. Beni dinlemeden bitiriyorsa bitirsin zaten. Ben ne diyebilirim ki? Daha bana bir... Konuşma payı, açıklama payı bile bırakmıyor yani adam. Bu kadar çabuk bitirebiliyorsa da bitirebilir yani. Ancak kolay pes edenler bana denk geliyor ya, ona ayrı bir kuruluyorum zaten. Sanırsın aldattım. Bir şey yaptım. Ben açıklamaya çalışıyorum zaten. Ki arkadaş olduğumuzu da biliyor. Bakmıyorum Oğuzhan'la alakalı. O zaman Görkem varken... Görkem'le alakalı konuları ciddiye alma dedim. Çünkü gerçekten onlarla arkadaşım. Arkadaşlıktan daha öte bir konum bile olamaz. Bir gün sürdü o konu ve kapandı dedim yani. Bu konular sürekli burada önüne gelecek. Lütfen dedim bana inan. Çünkü ben burada kendimi çok duygu anlamında açtım yani. Bunlar da izlenecek. Söyledim ve gerçekten Mert giderse ben de giderim dedim. Çünkü ben boş değilim yani. Ciddi anlamda bir şey hissediyorum. Öyle sadece bir belki bir basit bir hoşlanma da değil. Güzel giden bir ilişkimiz vardı zaten. Ama kendisi buna inanmıyor ya da en ufak bir şeyde yani bilmiyorum şüphesi vardı demek ki. Soru işaretleri vardı. En ufak bir şeyde de hemen şey yapıyor. Yani bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum daha fazla. Konuşamıyorum zaten. Peki. Mert'cim bir daha soruyorum. Şu an sinirliyiz Öykü Hanım. Ne desem boş olacak. Peki. Ama kafayı yani, dinlemeden... Bence karar verme. Karar vermiş gibi. Çok ani ve sinirli geliştiğim şu an çok sıcak. Yani kim yorum yaparsa yapsın bence doğru bir yorum yapmayacak. Yani o da şu anda doğru bir yorum yapmayacak. Ben de doğru bir yorum yapmayacağım. Yorum yapsa belki ters tepecek. Belki benim ağzımdan kötü bir şey çıkacak.
O yüzden şu anda konuşmak istemiyorum ben ya. Peki bir daha izlemek ister misiniz? Yo, ben izlemek istemiyorum. Hayır ya. İzlemeyelim artık, ne olur. Ya çünkü... ilk izlediğinizde başka, ikinci izlediğinizde başka olabilir. Yani üstüne yorum yapmadan sadece izleyip devam edelim mi diye soruyorum. Hani siz başka siz, ekstra bir görüntü varsa izleyebiliriz. Hayır, ekstra bir şey yok. Ülke Hanım, bende de öyle olmuştu. Bence dinlesinler ya. Ben sadece soruyorum. Çünkü savunmaya evet. geçildiği zaman ben farklı sinirli, yerlerden konuşuluyor. Çok belli etmiyorum. Sinirli değildim zaten. Dinleyebiliriz, sorun yok. Efendim? Olur. Dinleyebiliriz, Olsan? Sorun yok. Dinleyelim Öykü Hanım, sıkıntı yok. Buse? Ben istemiyorum dinleyelim. Dilara? İzleyelim. İzleyelim. Ondan sonra oylamaya geçelim. Dur az dur. Nereye yer getirin? Ya kırmızı oldu ya. Ya kırmızı oldu ya. Niye? Kendimiz konsept yaratalım. Ne gibi? İşte herkes bir yerde konuşuyor. Biz burada Kırmızı Oda'da konuşalım. Baş başa bize de bura kaldı falan. Gibisinden. Böyle el ele girelim mi içeri? Ne? El ele girelim ya mi? Manyak mısın? Tamam çok fena. İnsanlara şok etkisi yaratacağım. Harbiden ama büyük bomba olur biliyor musun? Patlama olur. Ama çok kötü patlama olur. Çok kötü. İkimiz de çok kötü patlarız. Patlarız ama yani milyon izlenir öyle söyleyeyim. Ama şakasını bile kaldıramazlar şu an biliyorsun değil mi? Olsun yapma yani, yanarız. Ona nereye şakası kaldırılmaz? Sen bilmiyorum. Biz de şaka yapmayalım o zaman. Aşkımızı itiraf edelim. Neyi itiraf etmek istiyorsun olsa? Görüyorsun zaten. Aşkını mı? Burada şaka yaptığımı. Bu nasıl şaka bir şaka olduğunu. Ya? Aşkını mı itiraf etmek istiyorsun? Aşkla ne alakası var? Edit yapılmış zaten bir hafta öncesine kadar. İnsanlar birbirimizi bize yakıştırıyor. Bizim aramızda bir his olmamasına rağmen yakıştırıyor. Ben de bu espriyi, bu şakayı yapabiliyorum ben yani. Ben seni o kadar iyi tanıyorum ki o ses tonundan, konuşmandan. Bu kadar ağır başlığın ya. Altında ben böyle seni bir öyle bir tanıyorum peki. Ki kıza bana yaklaştığın gibi yaklaşmışsın. Oyuncu seni, bu da oyuncu. Ne alakası bu kadar var, ağır bir şey. Yakışıyor mu peki böyle bir şaka? Arkadaşlar oylamaya geçeceğimi söyledim. Bunun yani ilk izlediğinizde başka, bir daha izlediğinizde evet. başka olduğunu evet. takdir edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü... Oğuzhan'ın savunmasındaki detaylarda hakikati eğip bükmekle ilgili bir takım gayretlerini hakikatten gördüğüm için ziyade, bunu bir daha ziyade, sormak Ülke Hanım, zorunda zaten orada kendime diyorum konsept yapalım. Konsept. Ya herkes kendi, bir konsept yani. Açık bırakmak istedim ben. Tamam, Kırmızı Oda'nın farklı konsepti. Herkes işte kızlar elinde. Bu konsept yani benim aklıma o şekilde geldi. Tamam, onu peki. Ciddi bir şey olarak zaten söylemedim tamam, orada. Yorumu açık kalsın istediğim için bir daha herkes fikrine sahip olsun. Ülke Hanım, ben belirtemedim. Hayır, tamamladım Murat'cığım. Evet, arkadaşlar açık oylamaya geçiyoruz ve açık oylamayla...